tipledik. Lütfen kamuoyunu bilgilendirin. Adı afet bölgesiymiş, oymuş buymuş. Hakikaten beni o da ilgilendirmiyor. Yani burada ilgilendiren tek şey, vatandaşların istedik şey çok basit. Şimdi bir kere şöyle bir anlam kargaşası var. İnsanlar diyor ki evime ağır hasar raporu vermediler. Ya vermesinler. Verdikleri zaman siz zararlı çıkıyorsunuz. Eğer eviniz çok ağır... Çok ilginç, araya özür diliyorum. Evet. Araya siyasileri sokup da ağır hasar raporu alanları duyduk. Yani şimdi... Yani olayın gerçek boyutunu bilmedikleri için... Siz burada... Yıkılsın yeniden devlet yapacak sanırım. Zarara düşüyorsunuz. Yani evinizin değeri, örnek veriyorum, 200 bin liraysa 120 bin lira sayılıp TOKİ'den 300 bin lira daire alıyorsunuz. Bu ne demek? 180 bin lira borçsuz ödeyeceksiniz. Borçsuz evinizden 180 bin lira borçlanıyorsunuz demek. Yani burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Afet bölgesi tanımında insanlar şunu zannetti. Dedi ki, kardeşim benim devlet yeniden bana ev verecek. Esnafsam benim borçlarım silinecek. Vatandaşsam kredi kartı borçlarım onlar. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey olmayacağı için şu anda ortak akıl yürütülerek acil bir eylem planı yapılması lazım. Şu an Elaziz'de yaklaşık 33 bin civarında ağır hasarlı, orta hasarlı dediğimiz konut var. Evet. Ben hatta 40 bini yuvarlarız falan dedim. 40 bin bulmaz dedi Sayın Kaymakam. Ama yuvarlak hesap. Şu anki rakamlarla hesapladık. Şu anki rakamlarla yaklaşık 100-120 bin civarındaki vatandaşımızın eviyle ilgili sıkıntısı olduğu net olarak ortada. Bu resmi verilerden yola çıkarak konuşuyorum. Peki çadırda kalan kaç kişi dedim. 22 bin çadır dağıtıldığından bahsetti. Çadırda kalan şu an aktif durumda 3 bin küsür çadırımızda vatandaşımız barınıyor dedi. Bunu da yuvarlak hesap, tabii her birine 4-5 ile çarptığımızda bir 15-20 bin arasındaki vatandaşımız da şu an çadırda kalıyor dedik. Tabii şu an Elaziz'in 20 gün sonraki tablosu bu. Öğrencilerle ilgili ben üniversiteden bazı arkadaşlarıma sordum. Durum nedir diye. Yaklaşık bir 30 bine yakın öğrenci var dışarıdan gelen. Bu öğrencilerin bir kısmının üniversitelere müracaat ederek kayıtlarını o üniversitelere aldırdığını, bir kısmının da kayıtlarını dondurduğunu söylediler. Sebebi şu, çünkü bugün yıkılan evler Abdülhamitpaşa'ya baktığınızda ya da Kültür Mahallesi'ne baktığınızda daha çok öğrenci kardeşlerimizin oturduğu evlerdi bunlar. Evet. Yani bu ekonomiyi çok büyük etkileyecek bir şey. Çadırlara oradaki sitenin ismini de vereyim. Arba sitesindeki bayanlar toplanmışlar, gitmişler oraya. Demişler ki ya burada kadınları, çocukları gelsinler, ikişer ikişer gelsinler, evlerimizde yıkansınlar. Bu adamlar 15-20 gündür banyo yapamıyorlar. Polis demiş ki onların oradan çıkması yasak. Yani bir polis bunu Elazığlı bir vatandaşa söyleyebilir mi? Söyleyemez. Ondan sonra duyunca ben de gittim. Böyle biraz hasbihal edince tabii çocuklarla şey yapıyorsun. Çocuklar müthiş Türkçe konuşuyor. Benden temiz Türkçe konuşuyor. Ama neresindeyim zaten Suriyeliyim diyor. Şimdi bu çadırların büyük bir kısmında zaten bu fırsatçılar da var. Aslında bunu fırsatçı demek de çok doğru değil. Belki imkansızlıklardan, mecburiyetlerden diyelim. Bu deprem anından sonra bunlardan korkunç bir geliş oldu. Bunlar hepsi buradalar. Bunlar çıktıktan sonra zaten bu sayı azalacak. Bireysel kredi kartları, kredi borçlarının bir yıl ötelenmesi. Üçüncüsü, DASK'ı olsun olmasın. DASK'ı olsun olmasın. Yeni yapılacak konutlarda hak tanınması. Dördüncüsü de zaten devletimiz belli bir açıklama yaptı, belli bir destek verdi. Kiracıya şu desteği veriyorum dedi, ev sahibine şu desteği veriyorum, işte mobilya desteği, taşınma desteği tarzında. Bu kadar. Benim gördüğüm bu kadar. Peki ben bir şey soracağım. İş dünyasına Gürsel Bey, gireceğim. Gürsel Erol programına katıldığında dedi ki devlet niye dedi ev vermiyor arkadaşım. Ya abi bak şimdi Metin Bey. Siz çocuk. Yani burada samimi bir ortam var. Öyle şimdi, oldu ama. Şöyle. Ya şunu versin bunu versin olabiliyor mu? Ya o zaman iş adamı da çıkar der ki ben bittim. Benim 2 milyonluk borcumu devlet sil. Ya bunun ucu açık, böyle bir şey olamaz. Gelen bütün bakanlar hepsi geldikten sonra bize net isteklerimizi karşılayacak, bu halkın beklentisini karşılayacak bir şeyler söylemediler. Bir belirsizlik var. Herkesin beklentisi çok. Her geçen gün beklentiler arttıkça bu talepler artıyor ve bu kaos ortamı daha da büyüyor. Yani bizim acilen vatandaşımıza barınma ile ilgili sorunu, tacirimize ticaretiyle ilgili sorunu,
Diğer bu göçe kalkışan vatandaş için, yani bunu düşünen vatandaş için bunu düşüncesinin yanlış olduğunu, burada kalmasını sağlayacak ortamı sağlamak için veya en azından o güveni vermek için acil hamleler gerekiyor. Esnafımızın beklentileri tabii fazla. Şimdi ben burada bazı rakamlar vermek istiyorum. Elazığ'ın 2018 devlete ödediği vergi 1 milyar 321 milyon. Elazığ'ın ödemiş olduğu vergi rakamı. Bu Türkiye ortalamasına baktığınızda 0.2, 0.20. Yani demin bahsettiğimiz toplam kredilerin 0.75 demiştik, yani 4 demiştik. Bu da 0.2. Evet. Şimdi demin bunun toplanmaması demek Türkiye bütçesinden 0.3 gibi bir rakamın alınmaması demek. Şimdi evet, İstanbul'da bu rakam %44. Vergi değil mi 0.3? Evet. Yani burada esasında istenen rakam çok büyük bir şey değil.